derler. Tahmin ettim onu. Yaşanan kuraklık nedeniyle Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesindeki karpuz üreticileri bu yıl naylon sistemi kullandılar. Naylon sistemi sayesinde üreticiler iyi bir verim aldılar. Verimimiz güzeldi. Bizim bölgemiz karpuz bölgesi. Ama fakat şöyle bir durum var. %20 ekiliş oldu. Tabii bir kuraklık var. Bu kuraklığı görmemek mümkün değil. Ona göre biz de tedbirimizi aldık. Poşetli sistem yaptık. Kısıtlı suyla çok güzel verim aldık. Çok memnunuz. İleriki yıllara da bakacağız. Peki poşetleme, naylon sistemi iyi mi? Çok iyi. Olmazsa faydası ne? Çok buharlaşma. Kısıtlı suyu kaçırmıyoruz havaya. Yani güneş almıyor. Yukarı buhar olarak çıkmıyor. Buharlaşıyor. Yeniden meyveye geri dönüyor. Poşetin altında. Buharlaşmayı engelliyor. Yani verim genelde mi iyi bu şekilde? Genelde değil. Açık ekenler de var. Onlar maalesef pek randımanlı değil. Bizim işte randımanlı olduğu için kırımımız gerçekleşti. Çok erken zamanda yetişti. Çok güzel bir verim aldık. Çok memnunuz. Erken yetişmenin sebebi naylonlama mı? Evet, naylonlama. Kök sıcak olduğu için bitki bebekken de sıcak duruyor. Havalar o sıralarda soğuk olduğu için devamlı yürüyor. Yani gelişiyor. Öbürküler muhakkak gelişmiyor, duruyor. Çünkü soğuk olduğu için ve bunun buharlaşma olduğu için de çok güzel gelişmeler olduğu için çok erken meydana geliyor. Herkese bu sistemi tavsiye ederim. Yani önümüz zaten kurak. Kuraklık devam edecek. Bilinçli olmak için bu sistemi yapmamız gerekiyor. Az suyla çok mal yetiştirmek lazım. Çünkü nüfus oldukça büyüyor, genişliyor. Tekirdağ'da karpuz. Tamam.